Ali Hocam, şimdi bir şey merak ediyorum. Bu matematik niye, ne zaman, nasıl ve hangi boşluğu doldurmak üzere ortaya çıktı? Niçin ilk matematik nerede? Bu rakam, çarpma, bölme, dört işlem, belki o zaman iki işlem, bilmiyorum. Niye ortaya çıktı, neden ortaya çıktı, kim çıkardı? Peki. Önce bu daha önce son matematik nedir diye sordun ya, ona bir ek yapayım istersen. Tabii. Aslında matematik aslında beynimizde evrenin bir şablonu, bir modeli, mükemmelleştirilmiş bir biçimi. Yani biz evrenin böyle olduğunu düşünüyoruz, böyle anlayabileceğimizi düşünüyoruz. Asıl olan tabii ki fizik, yani kendimizi korumamız. İşte top attığım zaman ne kadar hızla, kaç açıyla atarsam nereye düşer? Ondan sonra yağmurdan, fırtınadan nasıl korunurum? Ondan sonra ben kimim, neyim, nereden geliyorum falan. Bu gibi sorular. Tam nereden başladığı, bir zamanlar bunu bayağı bir anlamaya çalıştım ama beceremedim. Yani din mi önce, matematik mi önce, yazı mı önce, ne önce? Çünkü her 15 günde bir veriler değişiyor. En son Göbeklitepe mi ne? Bir yer bulundu. Orada işte insanlar tapınak inşa etmişler. Oysa dolaşıyorlarmış, gezginlermiş. Göçebe toplumun ilk gelişi tapınağı deniyor. Evet, pek inandırıcı bulmuyorum. İnanmıyorum demek istemiyorum çünkü sonuç olarak bilim bu. Yani bilim insanları söylüyorsa bunu inanmak zorundayım da. Pek inandırıcı bulmuyorum desem daha iyi olur. Yani çok bana tuhaf geliyor. İnsanların bir tapınak inşa edip de, o tapınağı inşa edebilip de kendilerine yerleşik bir düzen yapmamaları, ev bark yapmamaları bana pek inandırıcı gelmiyor. Yani kolay kolay inanamıyorum buna. Şimdi bu dört işlem çok daha sonra. Nasıl yani, başlıyor? İlk nerede başlıyor? Çünkü bildiğimiz ilk yani Mezopotamya'da. En önemlisi onluk sistem. Yani onluk sistemde yazma. Roma rakamlarını bütün çocuklar okulda öğrenirler. Siz Roma Roman rakamlarıyla bir topluma çarpma yapmaya çalışın bakalım yapabilecek misiniz? Yapabilecek misiniz? Değil mi? Yani çok zor. Eski Yunanlar da o kadar dahi yetişti eski Yunanistan'da. Efendim? Matematik yok ama. Matematik olmaz olur mu? Alası var. Ama aritmetik yok. Pardon. Aritmetik yok. Yani çarpma işte yani onluk tabanda yazmayı bilmiyorlar. Bilmiyorlar. Onluk tabanda yazmayı bilmiyorlar. İlginç bir şey okudum geçenlerde bir makalede. Adam diyor ben böyle bir söylenti duymuştum ama diyor inanmamıştım diyor. Sonra teyit ettirdim diyor. Belki 17. yüzyılda Almanya'da, bugünkü Almanya'da herhalde o zaman Avusturya, Macaristan İmparatorluğu filandı. Bir iş adamı bayağı başarılı. İşlerini genişletmek, büyütmek istiyor ama yaşlanmış da. Oğlum yapsın bari diyor ama bunun için oğlunun eğitim alması gerekiyor. Gidiyor o şehirdeki ya da kasabadaki neyse üniversitedeki bir profesör soruyor. Oğlum diyor nerede eğitim alsın, nerede eğitimidir diyor. Adam diyor ki vallahi diyor toplama ve çarpma konusunda burada Almanya'da fena değiliz diyor. Toplama ve çıkarma konusunda. Ama çarpma ve bölmeye gelince İtalya'ya gitse daha iyi olur diyor. Yani o kadar geç bir dönemde bu bildiğimiz yani bölme işlemi, bak şimdi ezberden bahsetti. Bir sayı vardı ya, biliyorsun hani 2324'ü 15'e bölüyorsun falan böyleydi. Çok acayip zor bir şey, acayip sofistike bir şey. Ve bunu da çocuklar ezberliyorlar tabii ki, ezber yapıyorlar. Hiç kimse düşünmüyor nasıl yapılır bu şey diye. Yani ben bazen soruyorum öğrencilere, köye gelen öğrencilere, lise öğrencileri mesela. Siz diyorum toplama ve çarpmayı biliyor musunuz diyorum. Biliyoruz diyorlar. Yani diyorum öğrendiniz. Evet öğrendik diyorlar. Ne zaman öğrendiniz diyorum. İşte ilkokul 1'de 2'de falan diyorlar. Ama diyorum virgüllü sayıları. Ha onu diyor onu da şeyde öğrendik diyorlar. Ortaokulda falan öğrendik diyorlar. Hatırlıyor musunuz o gün diyorum. Hayır diyor hatırlamıyoruz diyorlar. Ama öğrendiniz değil mi? Evet diyorum. Öğretmenlerine soruyorum biliyorlar mı diyorum. Bildiklerini zannediyoruz diyor. Öğretmenlere sormuyorum siz biliyor musunuz diye. Onlar da bilmekten eminim. Sonra peki diyorum, şimdi tahtaya diyorum bir tane sayı yazarsam alt alta bununla çarpabilirsiniz değil mi diyorum. Çarparız diyorlar. Yazıyor birinci sayıyı. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15. Sonsuza kadar gidiyor böyle. Bir sonraki sayı yazıyorum. 2,3,5,7,11,13. Asallığa da gidiyor böyle sonuna kadar. Hadi çarpın diyorum. Çarpamıyorlar tabii ki. Tamam. Ama çarptıklarına inanıyorlar. Çünkü otomatik olarak görmüşler çarpmayı. Yani inandırılmışlar daha doğrusu.
Yani bu dört işte eksi sayılar. Eksi sayılar ticaretle birlikte başlıyor eksi sayılar. 14. yüzyılda, 15. yüzyılda falan. 15. yüzyılda eksi sayıları biliyorlar. O zamanlar işte İtalyanlar, İtalyan tacirleri buluyor. Yani aritmetik çok önemli ama çok geç bulunuyor aritmetik. Mesela eski Yunanlılarda sayılar aynen Yunanlılar gibi, şey gibi, Romalılar evet. gibi alfanın üstüne bir böyle bir çizgi koyuyorlardı. Bir alfa üssü. Alfa üssü, beta üssü. Alfa üssü 1'di, beta üssü 2 galiba ya da 3 falan öyle gidiyordu. Onlar da çok tuhaf biçimde sayıları 10 tabanda olması gerekmez. Herhangi bir tabanda yazmayı becerememişler. Oraya gelene kadar düşünseniz de daha M.Ö. 2000'de falan başlıyor galiba değil mi? Sümer şeysi. M.Ö. 2000-3000'de başlıyor. Oradan 1400'e kadar falan aradan 3000 yıl geçiyor. 3000 yılda bulunuyor bu. Bildiğimiz topluma çarpma şeysi. Daha sonra tabii ki özellikle 19. yüzyıl... Yani bugün bildiğimiz matematik aslında 17. yüzyıl, 16. yüzyıl icadı mı? Bunu söylemek zor. Yani eski Yunanların yaptığı geometriyle bugünkü geometri arasında bir fark yok. Ya da Mısırların yaptığı. Arada şu fark var. Evet. Ali Bey, size bir reklam arası vereyim. Bu uzun ve detaylı bir konu. Reklamdan sonra konuşalım rica edeceğim. Kusura tamam. bakmayın. Geometride kalmıştık. Mısırlılar. Mısırlılar mı yaptı dedim. Siz hayır dediniz. Yani Mısırlılar tabii Sümerliler dahil olan Mısırlılar, Çinliler, Hintliler falan çok ileriydi matematikte de. İlk kanıt kavramını ortaya koyan... Ne demek o? Kanıtlamak. Yani ispatlamak. Ispat kavramını ortaya koyan eski Yunanlılar. Ve batıyı da batı yapan o ispat kavramıdır. O kavram. Yani o demokrasiyi de getirir, kendinden kuşku duymayı da getirir. Çünkü mesela Sümerlilerin bildiği bazı şeyler vardı. Onlar emindiler. Dolayısıyla eski Yunanlılar da emindiler. Ama emin oldukları şeyi kanıtlamak istediler. Yani bu çok önemli bir şey bu. Ve matematiği bunun için kullanılır. Matematik aslında kanıttır. Yani kanıt yani sadece olgular değildir. Şimdi bizim okullarda kanıt gösterilmiyor hiç. İspat gösterilmiyor. Yani siz de bilmiyorsunuz mesela nedir ispat diye. İspatsız bir ders, matematik dersi sanki şey gibidir. Edebiyat dersinde sözlük okumak gibidir. Yani matematik denen şey ispattır. Yani ispatın yöntemleri vardır. Bir şeyi ispat, yani kesin doğru olacak bir şey. Onu göstereceksin, ikna edeceksin herkesi. Sen ikna olacaksın. Dinde de öyledir. Dinde kendini ikna olacaksın tabii ki. Var, yok falan. Hadi kanıtı istemez. Tamam. Ama başkasını da ikna edebileceksin. Yani siyasette de öyledir. Şeyde de yaşam biçimi, varoluş biçimi, din falan. Burada sadece kendini ikna edersin. Başkasını ikna edemezsin. O yüzden insanlar kavga ederler siyasette. Matematikte kavga olmaz. Matematikte çünkü sen ikna olursun yetmez. Bir de başkasını ikna etmen gerekir. Onun için de kanıt gerekir, yazman gerekir. Şey gibi, bir satrançta vardır ya, üç hamlede mat. Yani üç hamlede mat gösterdiğin zaman eğer hata yapmışsan karşı taraf der ki, ya bu da hata yaptın der. O da doğru, onu görmemişim der. Kavga etmezler. Değil mi? Matematik de öyle. Peki bir şey mi?